Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Almanların geleneksel lahana turşusu tarifini geçtim arkadaşlar bugün ben sizlere. İnanılmaz derecede sağlıklı ve besleyicidir. Sindirimi kolaylaştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo vermeyi kolaylaştırır, kalp sağlığını korur ve kemik gelişimini sağlar arkadaşlar. Turşumuzu yapmak için iki temel maddeye ihtiyacımız var. Tuz ve lahanadır. Bu da benim daha önceden yapmış olduğum turşudur. Raftan size göstermek için çıkarttım. Şu anda yapmış olduğumuz bu turşunun kapak açılımını beraber yapacağız. Sizden rica ediyorum videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hemen tarifine geçelim. Lahanalarımızı güzelce ince ince doğrayalım ve doğradıktan sonra da bol suyla yıkayalım. Lahanaların tamamını doğradım. Bol suyla yıkadım. Suyu süzüldükten sonra şöyle güzelce ovuyorum. Toplamda 1,5 kilogram lahana kullandığım için 1,5 yemek kaşığı tuz kullandım. Ancak tuzun tamamını burada kullanmıyorum. Bir miktarında kavanozlara basarken kullanacağım. Arkadaşlar toplamda 10 dakika güzelce tuzla ovdum. Ve 10 dakika ovduktan sonra 1 saat boyunca da lahanalarımın suyunun salması için bekledim. Bir saat beklettim arkadaşlar. Görüyorsunuz lahanalar ne kadar çok sulandı. İşte bu su bizim için yeterli olacaktır. Şimdi kavanozlarımıza bir miktar lahana suyumuzdan ilave ediyoruz. Avucumun içiyle bir miktar lahana aldım ve kavanozları sıkı sıkı bastım. Bir miktar tuz koydum ve üzerine bir miktar yeni lahana koydum. Hep bu şekilde arkadaşlar tamamlayacağız kavanozumuzu. Bastırarak görüyorsunuz suyu ne kadar çok kullandı. Bu turşuda kesinlikle su kullanmayacağız. Sirke yok, limon yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hem yapımı da çok basit. Sadece bekleme süresi var. Kavanozlarda ikişer santim boşluk bırakın. Diğer kavanozumuzu da dolduruyoruz. Bir miktar tuz kullanarak arkadaşlar. Aynı yöntemi kullanarak beyaz lahanayı da yaptım arkadaşlar. Videonun sonunda sizlerle paylaştım. Onu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Taşlarımı arkadaşlar ben streçle ve temiz bir bezle sardım. Lahanalarımın kalın yapraklarımı kavanozlarımın üstüne bastım ve üzerine de taşımı koydum. Kesinlikle lahanalarımız oksijenle temas etmemesi gerekiyor. Aksi halde bozulma yapar. Kesinlikle kapak kullanmamalısınız. Eğer kapak kullanırsanız patlama ve taşma yapar arkadaşlar. Şimdi ben yine temiz bir bezle üstünü kapatacağım. 5 gün boyunca ferment olmasını bekleyeceğim. Eğer sizin lahanalarınız bu kadar su vermediyse ertesi günü mutlaka verecektir. Kontrollü olun. Şimdi arkadaşlar 5 gün boyunca ferment olmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 5 gün 6 günde fermente işlemi bitmiş olacaktır. Her gün lahanalarınızı bu şekilde bası uygulayarak su miktarını kontrol edin arkadaşlar. Serin ve karanlık bir yerde saklıyoruz. Toplam 10 gün geçti arkadaşlar bu turşuyu yapalı. 5. günün sonunda taşlarını ben attım. Ağzını kapattım ve buzdolabına koydum. Bir 5 gün daha bekledim. Şu anda toplamda 10. günüdür. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız bir 5 gün 10 gün daha bekletip tüketebilirsiniz. Bu turşu arkadaşlar gerçekten de çok lezzetli ve çok sağlıklıdır. Ben balığın yanında kullanmayı çok seviyorum.
Etlerin yanında da, et ve et ürünlerinin yanında da çok güzel gidiyor. Mutlaka deneyin. Ben eldivenle çalıştım ama siz eldiven kullanmanıza gerek yok. Tüm malzemelerinizin çok steril olması gerekiyor. Şunu da belirtmem gerekiyor. İçinde tuz olduğunu unutmayın arkadaşlar. Lütfen dengeli tüketin. Ben 3 lokmadan fazla tüketmiyorum günlük olarak. Ve şunu da belirtmem gerekiyor. Tuz insanları acıktırır. Lütfen buna dikkat edin. Çok fazla tüketmemenizi öneriyorum. Kararlı bir şekilde, dengeli bir şekilde tüketin. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Aynı sistemi kullanarak yapmış olduğum beyaz nane turşusudur bu da. Hiçbir şekilde üstüne taş koymadım. Sadece lahanalarımın kalın yapraklarını koydum arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzel oldu. Ama ben beyaz mor lahana turşusunu daha çok seviyorum ve daha da çok öneririm. Tercih sizin. Turşunun en sağlıklı halidir. Lütfen bu tarifimi denemenizi öneriyorum. Sadece sabır gerektiriyor. Benim Almanya'daki arkadaşlarım sürekli yapıyor. Kendileri de sporcudur. Orada çok meşhurdur bu turşu. Siz de lütfen yapın ve deneyin. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. İnanın bana. Beni desteklemek için arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeniz yeterli olacaktır. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.